Üçes Mühendislik grubu iki firmadan oluşuyor. Biri 1993 yılında kurulmuş olan Üçes Mühendislik, diğeri de 2004 yılında kurulmuş olan Potenza Endüstriyel Yağlar. Üçes Mühendislik firması yurt dışı temsilciliklerle hayatına başladı. Demir ve demir dışı metallerin üretiminde kullanılan aksesuarları getiriyor. Bunlar dilme bıçakları, merdane, fırça gibi. Aynı zamanda mühendislik hizmetleri yaparak müşterilerimizin çözüm ortağı oluyor. Potenza Madeni Yağlar da Quaker firması, bu Amerikalı bir firma, Hollanda'da genel müdürlüğü var. Quaker firmasının ürünlerini 2004 yılında Türkiye'de distribüt etmekle başladı. 2009 yılında üretime geçti. Düzce organizede bulunan fabrikamızda ürünleri Quaker katıklarından üretiyor. Bu iki firmada Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda da işte çevre ülkelere de ihracat yapıyoruz. Günümüz iletişim çağı. Bu çağda telefonla, internetle, maillerle türlü şekillerde iletişim kuruyoruz. Hem müşterilerimizle hem de sahadaki çalışanlarımızla. Ancak insanlarla iletişim kurarken yüz yüze gelmek, onların gözlerinin içine bakmak, onların evet veya hayır dedikleri zamanki tavırları, duruşları, görüşleri, bunlar bizim için önem ifade ediyor. Ben de özellikle sahadaki arkadaşlarımla birebir yüz yüze temas halinde olmak istiyorum. Şirketimizin değişik şehirlerde saha mühendisleri var. Bunlar Adana, Konya, Bursa. Buradaki arkadaşlarımın günlük raporlarını telefondan çok video konferans üzerinden almak istiyorum. Çünkü o zaman müşteri karşısında yaşadıkları hayal kırıklıkları veya kazandıkları zamanki mutluluğu birebir paylaşabiliyorum. Veyahut da neleri düzeltmem gerektiğini onların yüz ifadesinden daha iyi anlayabiliyorum. Bu sebeple video konferansa gerek duydum. Ayrıca fabrikadaki üretimle de birebir video konferans üzerinden çalışıyorum. Çünkü video konferans sırasında görüyoruz ki bazı yapılan ürünleri bana gösterebiliyorlar birebir. İşte rengi şöyle oldu, işte kokusunu duyamıyorum ama nasıl olduğunu algılayabiliyorum. Bu sebepten dolayı video konferansı bir çözüm olarak kabullenmek istedim. Video seçmemdeki en önemli neden profesyonel olması. Çünkü biliyorsunuz daha farklı programlar da var. Bunları kullanmış daha önceki yıllardan kalan. Hatta bazen seyahatlere gittiğim zaman ailemle iletişim kurmak için internet üzerinden bu programları kullanıyordum. Daha sonra bu programları acaba iş ortamında kullanabilir miyim diye düşündüm. Ve işte arkadaşlarımın programları üzerinden haberleşmeye çalıştım. Fakat bazı eksiklikler olduğunu fark ettim. Bunlardan bir tanesi sadece birebir yüzlü bir görüşme yapabilmemdi. Biz insanların yüzlerini de görmek istiyoruz. Onların da benim yüzümü görmesini istiyorum çalışma arkadaşlarımın. Daha sonra video ile beraber işte Bursa'daki satış mühendisimin, Konya'daki satış mühendisimin, Adana'daki satış mühendisimin, fabrika hep beraber bir araya gelip aynı ortamda aynı şeyleri paylaşmaya başladık. Bu çok büyük bir avantajdı bizim için. Bunun dışında doküman paylaşabiliyoruz. İşte bir rapor istendiği zaman o rapor çıkartılıp gösterilebiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Bunun dışında da videonun diğer bir profesyonelliği de bence ses ve görüntü. Çünkü diğer programlarda her zaman şunu düşünüyorsunuz. Acaba sesim anlaşılıyor mu? Beni duyuyor mu? Beni iyi görebiliyor mu? Üçüncü planda anlatmak istediğiniz kalıyor. Video ile beraber sesinizin ve görüntünüzün çok iyi gittiğinden emin olduğunuz için çok daha rahat iletişim kurup anlatmak istediğinizi anında anlatabiliyorsunuz. Bence videonun bana sağladığı en büyük avantaj, en büyük yarar zaman ve buna bağlı olarak maliyet. Çünkü bizim satış organizasyonumuzda Türkiye'nin değişik şehirlerinde satış mühendislerimiz var. Bu satış mühendislerimiz bağımsız olarak her sabah müşteriye gidiyorlar, akşam da evlerine dönüyorlar ve home office çalışıyorlar. Tabii bu arkadaşlarım ne yaptığını çok merak ediyorum gün içerisinde ve bunlarla da birebir yüz yüze temas halinde olmak istiyorum. Bu sebepten dolayı da akşamları raporlamayı bana video konferans üzerinden yapıyorlar. Bunu yaparken de diğer bölgedeki arkadaşlar hep beraber bağlanıyoruz. Bu sayede de herkes birbirinin deneyimlerini birbirleriyle paylaşabiliyor. Bu en büyük avantajı benim için. Müşterilerimle de video konferans üzerinden toplantılar yapmak istiyorum ve video konferansın müşterilerim arasında da yaygınlaşmasını istiyorum. Bunun sebebi de biliyorsunuz İstanbul gibi metropolde trafik çok büyük zamanımızı alıyor. Mesela benim karşıda Avcılar civarında bir müşterime toplantıya gitmek için eğer bu toplantı saat 9'daysa 6'da evden çıkmam gerekiyor. Bunun yerine saat 9'da normal saatinde evden çıkıp saat 9'da müşterimle toplantıya ofisimde başlayabilirim. Aynı şekilde bu müşterim için de iyi olur. Çünkü biliyorsunuz toplantıya gittiğiniz insanların da farklı işleri oluyor ve günlük programları olmuş oluyor. O da günlük programı içerisinde belirli kaydırmalar yapabilir. Mesela bana diyebilir ki ya Levent 15 dakika sonra başlayabilir miyiz diyebilir toplantıya. Biz 15 dakikamızı daha verimli bir şekilde
geçirir. Saat tam 9'u 15 geçe toplantımıza başlar. Verilen bir toplantıyı yüz yüze video konferans üzerinden yapmış oluruz.